Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz özel eğitim öğretmenliğinden bahsedeceğiz. Özel eğitim nedir, neleri kapsar, işte ne gibi şartları var, hani avantajları neler, dezavantajları neler, biraz bunlardan bahsedeceğiz. İknur hocam, sence nasıl bir öğretmenlik? Yani bence hani öğretmenlik kutsal diyoruz ya, ondan çok 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 daha kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet. Yaptığınız iş gerçekten çok güzel bir iş yani. Evet arkadaşlar, gerçekten müthiş kutsal, müthiş hani tabii ki uğraşması biraz daha zor gibi görünebilir ve hatta öyle de olabilir. Yani tabii ki oradaki bireyler dezavantajlı bireyler. Hani onları ne yapıyorsunuz? Hani oradaki bireyleri artık ulaşabilecekleri en üst noktaya ulaştırmaya çalışıyorsunuz ve gerçekten müthiş bir iş yaptınız. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederiz. Şimdi arkadaşlar, peki ne iş yapıyor bu özel eğitim öğretmenleri? Şu işi yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle düşünün. Yani mesela bir sınıf öğretmeni ne iş yapar? Hani çocuğun tüm derslerle olan alakasını hani o sürdürür, değil mi? İşte aslında benzer bir iş yapıyor özel eğitim öğretmenleri de. Ama tabii ki sınıflarında daha az öğrenci var ve de bu öğrencilerin maalesef bir dezavantajları var. Bu öğrencilerimizi ulaşabilecekleri noktaya ulaştırmaya çalışıyor bu öğretmenlerimiz. Ve pek çok sınıf seviyesinde özel eğitim öğretmenliği yapabiliyorsunuz. Anaokulundan liseye kadar, yani anaokulu, sınıf, işte ortaokul ve orta öğretim, yani lise. Hatta özel eğitim meslek liseleri bile var. Yani çeşit çeşit kademelerde özel eğitim öğretmenliği yapma imkanınız var. Bunları tercih ederken tabii siz hani o sınıf seviyesini tercih yapmış oluyorsunuz. Yani devlet kadro açtığı zaman işte mesela diyor ki Soğanlı özel eğitim anaokulu mesela. Hani nereyi tercih ettiğinizi bilerek tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla peki zor mu? Tabii ki belli zorlukları var arkadaşlar. Hocam ben saldırıya uğrar mıyım diye soranlar oldu daha çok mesela. Arkadaşlar yani şöyle düşünün, tabii ki mesela bizler bile belli hani bazen çocuklarla karşı karşıya oluyorsun veya işte sınıf öğretmenleri bile olabiliyor hani küçük çocuklarla vesaire vesaire. Dolayısıyla sizin de hani belli sıkıntılar yaşayabileceğiniz zamanlar olabilir. Çocuğunuzun bu durumuna bağlı olarak da değişebilir tabii ki bu durumlar. Ama hani onlar hani sevgi dolular. Yani onlara siz sevginizi verdiğiniz zaman onlar da bunu anlayacaktırlar ve karşılığını verecektirler. Bunu hani düşünerek aslında hareket etmeniz lazım. Tabii ki zorlukları var, dediğim gibi, baştan beri söylediğim gibi. O yüzden bu zorlukları bilerek de bu tercihi yapmak lazım. Saldırıya uğrar mısınız? Ya uğramazsınız. Hani sanmıyorum yani. Bu çok hani olası şeyler değil yani. Sanki 1 milyon öğretmeniz, yani hepimiz saldırıya mı uğruyoruz arkadaşlar? O yüzden hani bunu çok da düşünmeyin yani. Rahat olsun içiniz. Ayrıca sınıflarda 2 öğretmen oluyorsunuz. Ve 2 öğretmen olduğunuz için de tabii bir rahatlığınız var. Ve de tabii ki öğrencilerinizin bir tuvalet ihtiyacı veya işte temizlik ihtiyacı veya herhangi bir yardım ihtiyacına karşılık yardımcı personeller de var okullarınızda. Temizlik personelleri, yardım etmesi için gereken personeller vesaire. Dolayısıyla hani çocuğun bir tuvalet ihtiyacı bir şey olduğu zaman hani illaki siz de götürmek durumunda değilsiniz. Yardımcı personellerden de destek alma imkanına sahipsiniz. Bu da iyi bir şey dolayısıyla. Özel eğitim öğretmenlerimizin alımları da şu an iyi, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Ama tabii ki hani bu öğretmenlik alım için yapılacak bir öğretmenlik değil ve hep söyledi zaten öğretmenleri. Arkadaşlar, öğretmenliği istiyorsanız öğretmenliği istiyor olmanız lazım. Yani alımı için veya maaşı için veya başka bir şey için değil, ilk önce öğretmenliği seviyor olmak lazım. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz. İnsanla uğraşmak gerçekten zor bir iş. Hani bir makineyle uğraşmak, bir eşyayla uğraşmak gibi değil, insanla uğraşmak. O yüzden ne dediğim gibi seviyor olmak lazım. Bazen nazını çekiyorsun, bazen siniriyle uğraşıyorsun, bazen sana öyle bir hani güzel şey söylüyor ki o seni dünyanın en mutlu insanı yapabiliyor. Böyle şeylerle de karşı karşıya kalıyorsun. Sana bir tutam çiçek toplayıp getiriyor veya sana ufacık bir şey veriyor. Bir kağıda yazmış olduğu bir notu veriyor mesela. Hocam sizi çok seviyorum. Mesela beni bir gün hani özel eğitimle alakalı değil bu ama bir velim aramıştı. Çok sevdiğim öğrencilerden bir tanesinin velisiydi. Demişti ki hocam işte
çocuğum sizi tanıdığımdan beri bambaşka bir çocuk oldu. Ben de onu o zamandan beri daha çok seviyorum. Hani şaşırmıştım, çok şaşırmıştım. Yani insan ne diyeceğini bile şaşırıyor ama yani bazen böyle şeyler de olabiliyor. Emrah'tan ara sıra bahsediyorum biliyorsunuz. Benim depli öğrencim. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Yani uğraştığınız zaman emeğinizin karşılığını görebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Ve bu da size mutluluk verici bir şey oluyor. Dolayısıyla hani ama işte hani bizim emeğimizin karşılığı canlı, yani kanlı karşınızda oluyor. Bazen arkasından görüyorsunuz yani nerelere ulaşmış ve mutlu oluyorsunuz dolayısıyla. Bizim emeğimizin karşılığı canlı bir insanda oluyor arkadaşlar. Bu da farklı, bu da ayrı güzel bir şey. Böyle arkadaşlar, dediğim gibi alımlar zaten son yıllarda gayet güzel. Hani bundan sonrası için de iyi olacak gibi görünüyor. Korkmadan tercih yapmanızı hani tavsiye ederim. Ama dediğim gibi seviyorsanız tavsiye ederim yani. Bir de ücret mevzusundan bahsetmek isterim arkadaşlar. Yani hocam nasıl, farklı mı özel eğitim öğretmenlerin ücreti? Arkadaşlar şöyle, maaşlarımızda herhangi bir farklılık yok. Yani net maaşlar aynı. Sadece ek derse ek olarak %25 ödeniyor. Yani mesela ben atıyorum 1000 lira, hani aynı ders saatine girince 1000 lira alacaksam özel eğitim öğretmeni 1250 lira almış oluyor. Dolayısıyla hani ek dersi bir %25 fazla ödeniyor. Buna nöbet de dahil, yani %5'lik bir şey, pardon %5 nereden çıktı? Nöbet de buna dahil. Biliyorsunuz nöbet nedir? Nöbet 3 saatlik bir ek. Maaş karşılığı. Yani arkadaşlar normal girdiğiniz dersin haricinde nöbet tuttuğunuz için 3 ek ders fazla alıyorsunuz. Evet. Ama ayrıca nöbet tutuyor musunuz? Ayrıca nöbet tutmuyorsunuz. Neden? Zaten arkadaşlar sizin öğrencileriniz hani teneffüslerde, öğle aralarında vesaire de hani desteğe ihtiyaç olabildiği için onlarla hani siz bu zaman dilimlerinde de uğraşıyorsunuz ve dolayısıyla bu yüzden ayrıca bir nöbet tutmuyorsunuz. O yüzden hani ayrıca bir nöbet saatleriniz, nöbet gününüz olmuyor. Ama hani nöbet ücretinde de yine %25 fazladan alma imkanına sahip oluyorsunuz. Sizin emeğinizin karşılığı mı? Yok, kesinlikle değil. Keşke hani çok çok daha fazla alabilseniz. Ben de hani bunu desteklerim yani. Hakikaten çok büyük iş yaptınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için. İknur hocam, senin var mı başka söyleyeceğin bir şey özel eğitim öğretmenlerimizin yaptığı işle alakalı? Bence çok güzel bir, kutsal bir iş arkadaşlar. Bizim kız da artık iyice bir durmamaya başladı. O yüzden görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Teleferikteyiz arkadaşlar bu arada. Görmüşsünüz de arkamızda. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.